Başladım. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz online ODTÜ Matematik Topluluğu'nun düzenlediği online popüler bilim seminerlerine hoş geldiniz. Bu sene online olarak düzenleyeceğimiz bu seminerlerin ilkinde bize ODTÜ Matematik bölümünden Gökhan Benli hocamız eşlik edecek. Kısaca Gökhan Benli hocamızdan bahsetmem gerekirse ODTÜ'de İktisat ve Matematik çift anadalı yaptıktan sonra Texas A&M Üniversitesi'nde cebir doktorasını yapıyor Gökhan hocamız. Ve konuşmasına başlamak üzere Gökhan hocamızı sözü veriyorum ve çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Küçük bir düzeltme, istatistik bölümünde yaptım çift anar. İktisat değil. Ha, pardon Başlamadan, hocam. yok sorun değil, sorun değil. Başlamadan matematik toplumundaki arkadaşlara çok teşekkür ediyorum bu organizasyon için. Bugünkü konuşma başlığım gruplarda büyüme. Hemen notlarımı açayım. Bu 1980'lerden sonra gruplar teorisinde oldukça yer etmiş bir alan. Ve genellikle günümüzde artık asimptotik gruplar teorisi adıyla anılıyor bu alan. Şuraya yazarsam asimptotik gruplar teorisi. Kabaca bu alan sonsuz gruplara asimptotik değişmezler bulmaya çalışan bir alan. Ve bugün bahsedeceğim nesnelerde büyüme fonksiyonları da grupların değişmezleri. Şimdi öncelikle içinde olduğumuz gruplar sınıfı sonlu üreteçli gruplar. Bu nosyondan bahsetmek için grubumun öncelikle sonlu üreteçli olması lazım. Sonlu üreteçli gruplar. Kısaca sonlu üreteçli gruplar nedir? Kısaca tanımını vereyim hızlıca. G bir grup olsun. G bir grup ve bir tane alt kümesi alalım S, G'nin. Bu S alt kümesi bir alt grup üretir. Bunu şöyle gösteriyoruz. S'nin ürettiği alt grup. Bunun tanımı var ama ben size direkt denk olduğu bir şey vereceğim. Bu şu tip elemandan oluşuyor. G'deki öyle G'lerden oluşuyor. Öyle ki ben bu G elemanını bu S'deki elemanlar kullanarak ve terslerini kullanarak yazabiliyorum. Yani yazmam gerekirse şöyle. Öyle bir pozitif N tam sayısı var. Öyle S1, S2, SN var S'nin içinde. Ve öyle epsilon 1, epsilon n kuvvetler var. Bunlar ya artı ya da eksi 1. Öyle ki g'yi ben s1 üzeri epsilon 1 çarpı nokta nokta sn üzeri epsilon n olarak yazabiliyorum. Bu s'nin ürettiği alt grubun istiyorsanız tanım olarak alıp istiyorsanız bu asıl tanımından çıkartılabilir. Bir başka deyişle bu tabii ispatlanması gereken bir şey. Bu s'yi içeren en küçük alt grup g'de. G'deki S'yi içeren en küçük alt grup. En küçükten kastım da aslında şu matematik olarak yazmam gerekirse bu da bu G'deki S'yi içeren bütün alt grupların kesişimi. Ve H, G'nin alt grubu. Tamam. Bu S'nin ürettiği alt grup. Bir grubun içinde. Eğer bu S G'ye eşit oluyorsa, S'nin ürettiği alt grup G'ye eşit oluyorsa, bu S'ye üreteç kümesi diyoruz G'nin. Eğer S eşittir G oluyorsa, S'ye G'nin üreteç kümesi. Tabii ki bu bir üreteç kümesi, birden fazla olacaktır genelde. Üreteç kümesi. Kümesi diyoruz. Ve eğer S'yi sonlu seçebiliyorsam o gruba da sonlu üreteçli grup diyorum. Eğer öyle S1, SN elemanları bulabiliyorsam G'den şu olacak şekilde bu S1, S2 sonlu tane elemanı ürettiği alt grup G'ye eşit oluyorsa G'ye sonlu üreteçli diyorum. G'ye sonlu üreteçli grup diyorum. Dediğim gibi bizim uğraştığımız gruplar bu konuşmada hepsi sonlu üreteçli gruplar. Ve sonlu üreteçli grupların değişik şekilde temsil edilmesi mümkün. Geometrik obje olarak da düşünülebilir.
bugün yapacağım şey bir anlamda bu olacak. Ama örnek isteyenler için hızlıca son üreteçli gruplara işte en bildiğimiz örnek tam sayılar toplamaya göre tam sayı grubu bir tarafından üretilebilir ama aynı zamanda iki ve üç tarafından da üretilebilir. Bunların ikisi de üreteç grubu. Rasyonel sayılar toplamaya göre istiyorsanız böyle yazayım. Sonlu üreteçli değildir. Bu çeviri derslerinde egzersiz olarak size sorulmuş olabilir. Sonlu üreteçli değildir. Ya da sonlu grupların hepsi sonlu üreteçtir ama mesela simetrik grup simetrik grup için SN için mesela şu iki permütasyonu alabiliriz. 1-2 permütasyonuyla 1-2-3 nokta nokta N. Bu iki permütasyon SN grubunu üretir. Tabii dediğim gibi bir grubun birden çok üreten kümesi var. Peki bir grubun sonlu üreteçli olması bize ne sağlıyor? O grupta birçok ilginç yapının oluşmasını sağladı. Birincisi benim bahsedeceğim burada şu, tanımını yazayım bunun. Eğer bir grup alıp bir ile üreteç kümesi sabitlersem, G bir grup olsun. Ve S de sonlu bir üreteç kümesi olsun. Bu durumda ben G'deki elemanların boylarından bahsedebilirim. O da şu. Şu şekilde tanımlayacağız ki her G için, her G eleman G için şu doğal sayıdan bahsedebilirim. G'nin uzunluğu, yani mutlak dersine böyle göstereceğim, uzunluğu ama S'ye göre, dolayısıyla bu altına S'yi koyacağım. Çünkü S'ye bağlı bu tanımladığım sayı. Bunu da şöyle tanımlıyorum. Şimdi S'nin G'yi, G'nin bir üreteç kümesi olması demek ben her elemanın G'nin S'deki elemanları çarparak veya terslerini çarparak yazabilirim demek. Ama bir elemanı birden farklı şekilde yazabilirim genelde bu şekilde. Yazdım bu yazımların en kısasının uzunluğuna bakacağım. Yani matematik olarak yazmam gerekirse şu. Şu kümenin minimumuna bakacağım. En doğal sayılarına bakacağım. Öyle ki G'yi ben S1 epsilon 1 SN epsilon N şeklinde yazabileceğim. Burada S1, Sn, S'den epsilon 1, epsilon n'de artı eksi 1. Tamam. Yani bu tip yazımların uzunluklarına bakıyorum. G'yi birden fazla şekilde yazabilirim. Genel bir grup için tabii ki. Ve bu yazımların en kısasına bakacağım. O G'nin S'ye göre uzunluğu. Uzunluğu veriyor bana. Bu istiyorsanız yazıya da yazayım. Bu G'nin S'ye göre genelde buna kelime uzunluğu da diyebilirim. Kelime uzunluğu. Çünkü G'yi S'den kelimeler olarak yazıp en kısasına bakıyorum. Tamam. Dolayısıyla sonlu üreteçli bir grup varsa elimde bir tane üreteç kümesi sabitledim S. Ve artık elemanların boylarından bahsedebiliyorum bu grup içinde. Bu şekilde. Örnek yapalım. Mesela şey alalım öncelikle. Birinci örnek olsun. Bu G'yi alalım. Tam sayılar kümesi grubu olsun. S1 de sadece biri içeren küme olsun. Bunun G'yi ürettiğini biliyoruz. Şimdi elemanların boylarına bahsedeyim burada. Burada tabii ki şey çok basit. Mesela 5'in boyu nedir? 5'in boyu, 5 elemanının boyundan bahsedeceğim S1 üretiş kümesine göre. 5'i ben bu S'deki elemanlar cinsinden kaç eleman kullanarak yazabilirim en kısa? En kısa 5 eleman kullanarak yazabilirim değil mi? Çünkü 5'i ben 1 artı 1 artı 1 artı 1 artı 1 şeklinde yazabilirim ve bu en kısa yazımdır. Daha kısa şekilde yazamam. Sadece 1 veya eksi 1 kullanarak. Dolayısıyla 5'in uzunluğu 5'tir. Eksi 4'ün uzunluğu aynı şekilde S1'e göre eksi 4'tür. Çünkü eksi 4'ü de işte 1'in tersi artı 1'in tersi artı 1'in tersi artı 1'in tersi şeklinde yazabilirim. Ve bu en kısa yazım. Eksi 4 elemanlar. S1'deki elemanlar tarafından. Dolayısıyla genel olarak burada uzunluk hesaplamak çok kolay. Genel olarak işte ne elemanın uzunluğu S1'e göre şöyle yazalım. N eleman Z için bu alt kümeye göre uzunluğu N elemanının S1'e göre uzun dediğimiz şey tam tamına N elemanının mutlak değeri gelecek. Pardon işte eksi 4 yazdım. Eksi 4'ün uzunluğu 4 pardon. Eksi 4 yazdım. Bu pozitif bir sayı. 4 uzunluğu. Çünkü 4 tane üreteç kullanarak yazabilirim eksi 4'ü.
Bir başka örnek yapalım. Biraz daha farklı bir üreteç kümesi seçelim. Tam sayılar için. Yine grubumuz tam sayılar olsun. Bu sefer S2 üreteç kümesi olarak 2 ve 3'ü seçeyim. Bu da bir üreteç kümesi. Tam sayıların her elemanını 2 ve 3'ü kullanarak veya tersini kullanarak yazabilirim. Çünkü 2 ile 3 aralarında asal. Bunu gözlemlemek çok zor değil. Mesela şeye bakalım. 2 elemanın uzunluğuna bakalım. Bu S2 kümesine, S2 üreteç kümesine göre. 2 elemanın uzunluğu, 2 elemanını ben sadece bir tane üreteç kullanarak yazabilirim. 2'nin kendisi zaten üreteç. Dolayısıyla bunun uzunluğu şimdi artık 1. S2 kümesine göre bunun uzunluğu 1. Aynı şekilde mesela -3 elemanının uzunluğu S2 kümesine göre bu da 1. Çünkü -3 sadece -3 bir üreticinin tersi zaten. Aynı şekilde bir uzundaki bütün elemanları yazabilirim. Aynı şekilde -2'nin S2'ye göre uzunluğu da 1 olacaktır. -3'ün S2'ye göre uzunluğu da 1 olacaktır. Bunlar bir eleman, bir uzundaki bütün elemanlar. Ha, bu arada şeyden bahsetmedim. Birim elemanına ne uzunluk atayacağım? İstiyorsanız 2 yapabilirim ama ben onu 0 yapmak istiyorum. Aslında çok da bir şey değiştirmiyor. Onu buraya ekleyeyim tanıma. Sen sonu bir üretiş kümesi olsun. Her G fark şöyle yapalım. Birim elemanı çıkaralım. GSB olsun. Birim elemanın uzunluğunu da 0 olarak alalım. 0'un uzunluğunda bir eleman olsun. Grubumuzda. Yapacağım şey için çok bir şey değiştirmiyor ama baştan sabitleyelim onu. İki eleman uzunlukta, iki uzunluktaki elemanlara bakalım. Tam sayı içinde bu S2 alt kümesine, üretilmiş alt kümesine göre. Mesela 5 elemanın uzunluğuna bakalım. Şimdi 5 elemanın uzunluğu ne? 5'i nasıl yazabilirim? 2+3 şeklinde yazabilirim. Dolayısıyla daha da kısa şekilde yazamam. 2, 3'ü ve tersini kullanarak. Dolayısıyla bunun uzunluğu şimdi 2. Ve aynı şekilde aslında bu +5 için 2. Ve benzer şekilde iki uzundaki bütün elemanları yazabilirim S2'ye göre. Bunlar +4, +6 ve +1 var. Birin de uzunluğu 2. Çünkü 1'i 3-2 şeklinde yazabilirim ve daha kısa şekilde yazamam. Bunların hepsinin uzunluğu 2, bu elemanların uzunluğu 2. 3 uzunluğundaki bütün elemanları da yazmak istiyorum. Çünkü bunları az sonra kullanacağım. +7 elemanının S2'ye göre uzunluğu, +8'in uzunluğu ve S2'ye göre ve +9'un uzunluğu S2'ye göre. Bunların hepsi 3. 7'nin uzunluğu neden 3? Çünkü 7'yi 2+2+3 şeklinde yazabilirim. 3 tane üreticiye kullandım. Daha da kısa şekilde yazamam. Aynı şekilde 8'i 2+3+3 şeklinde yazabilirim. Ya da -8'i eksileriyle ve 9'u 3+3+3 şekilde yazabilirim. Başka şekilde, daha kısa şekilde yazamam. Ve bundan sonra şunu gösterebiliriz. Tüme varımını. Bunu tabii ispatlamayacağım. Şimdi K3'ten büyük için K uzunluğundaki elemanların hepsini biliyorum. 3K-2 S2'ye göre uzunluğu +3K-1'in uzunluğu S2'ye göre ve +3K'nın uzunluğu. Bunların hepsinin uzunluğu S2'ye göre K. Bunlar K uzunluğunda elemanlar artık grubumuzda. Bunu kolayca tüm varımla gösterebilirsiniz. Şimdi elemanların uzunluklarını ölçebiliyorum grupta. Tabii dikkat ederseniz burada dikkatinizi çekmek istediğim şey şu. Üreteç kümesini değiştirdiğimiz zaman elemanların boyları da değişiyor. İlk örneğimizde S1'i sadece bir elemanı biri seçtik bir üreteç kümesi. Elemanların uzunlukları farklıydı, boyları. S2 kümesine göre boyları bambaşka oldu, şimdi değişti. Mesela 5'in uzunluğu 1'di bir öncekinde. 5'ti pardon. Şimdi 2 oldu 5'in uzunluğu. Dolayısıyla elemanların boyları değişiyor üreteç kümesini değiştirdiğim zaman ama az sonra görüyoruz aslında çok da değişmiyor. Şimdi elemanların boylarını ölçüyorum, ölçebiliyorum. Şu fonksiyona bakacağım. Bu elemanların boylarına göre sınıflandırabilirim artık. Bir uzundaki elemanlar, iki uzundaki vesaire. Ve bu elemanların sayılarını saymak istiyorum. Şimdi yazayım. G S tarafına üretilsin ve S sonlu olsun. Yani son üreteçli bir grup var ve bir tane üreteç kümesini sabitledim. Şöyle yazayım. Ve S sonlu olsun. Şimdi şu fonksiyondan bir fonksiyonu tanımlayacağım. Fonksiyonu G'ye, gamma ile göstereceğim fonksiyonu. G'ye ve S'ye bağlı. Bu doğal sayılardan doğal sayılara giden bir fonksiyon. Bu arada doğal sayıları ben sıfırdan başlatıyorum.
bir fonksiyon ve buna g'nin s'ye göre büyüme fonksiyonu diyeceğim. Az sonra tanımını yazacağım. Bu g'nin s'ye göre büyüme fonksiyonu. Dolayısıyla hem g'ye hem s'ye bağlı. Tanımı da şu. Ne yapacağım? G gamma gs'nin bir n doğal sayısındaki değeri şu. Şey yapacağım. Uzunluğu n, en fazla n olan elemanların sayısına bakacağım. Yani öyle g elemanları g, şuna bakıyorum. S'ye göre uzunluğu en fazla n olan elemanları alacağım. Bunun eleman sayısına bakacağım. Grupta sonlu tane böyle eleman olmak zorunda. Çünkü grubumuz S tarafından üretiliyor. Uzunluğun en fazla ne olmasını istiyorum. Dolayısıyla sonlu tane seçenek var. Dolayısıyla bu sonlu bir küme gelin, sonlu bir alt kümesi. Onun eleman sayısına bakacağım. Yani bunu yazı yazmak istersek en fazla ne uzunluğundaki elemanlar. Tabii uzunluktan kastım S'ye göre uzunluk. S hala burada var. Ne uzunluğundaki elemanlar. Elemanların sayısı. Bu g'nin nasıl büyüdüğünü gösteriyor bana. Yani g'yi artık şey yaptık, parçalara yedik. Bir uzunluğundaki elemanlar 2, 3, 4, 5. Ve ben bu ne uzunluğundakilere bakıyorum. En fazla ne uzunluğundaki elemanlara bakıyorum. Ve bu artan bir fonksiyon olacak genelde. Az sonra yazacağım. Ve bu fonksiyon g'nin bir anlamda nasıl büyüdüğünü gösteriyor bana. Buna g'nin s'ye göre büyüme fonksiyonu dedim. Ve dikkatini çekiyorum. Burada her şey hem g'ye hem s'ye bağlı. Notasyonumda bunu yansıtıyor zaten. Şimdi örnek yapalım. Yine örneklerimize geri dönelim. Birinci örneğe geri dönelim. G'yi tam sayılar kümesi aldım. S1'de bu üretiş alt kümesi. Bu durumda sayabilirim. Yani gamma GS N'deki değerini hesaplayabilirim. Yani en fazla N uzunluğundaki elemanlar. Bir kere sıfır uzunluğunda bir birim eleman var. Bir oradan gelecek. Ondan sonra her pozitif tam sayı için uzunluğu ne olan iki eleman var. N ve eksi N tam sayıları. Dolayısıyla her N tam sayısı için şey gelecek. İki N tane de uzunluğu işte i N tane de uzunluğu şey N olan eleman gelecek. Dolayısıyla fonksiyon bu. Büyüme fonksiyonu bu. Doğru söylüyorum değil mi? Bir dakika. Burada 1 artı 2. Evet. İki tane iki uzunluğu eleman var. İki tane üç uzunluğu vesaire vesaire. Dolayısıyla n tane iki tane n kadar o kadar eleman var. Dolayısıyla büyüme fonksiyonu tam sayıların bu alt üretiş alt kümesine göre 1 artı 2 n fonksiyonu. Peki ikinci örneğe dönelim. G yine tam sayılar grubu olsun. S2'de bu sefer az önceki ikinci örneğimizdeki üretiş alt kümesi 2 ve 3 olsun. Şimdi burada şey nedir? Büyüme fonksiyonu nedir? G gamma g s 1 yazacağım pardon tabii burada s 1 olması lazım burası. Şurası s 2'ye bağlı olarak büyüme fonksiyonu yazalım. Şimdi bir kere n 0 iken 1 sadece birim eleman var. Uzunluğu en fazla 0 olan. Uzunluğu en fazla 1 olan elemanlara bakarsam ne var? Birim eleman var uzunluğu 0 olan ve uzunluğu 1 olan elemanlar var. 4 tane var onlardan. Yukarıda yazmıştık. Dolayısıyla 1 artı 4'ten 5 geliyor burası. N eşittir 1'deki değeri 5. N eşittir 2'ye bakarsam 5 artı uzunluğu 2 olan elemanların sayısını yazacağım. Uzunluğu 2 olan elemanları listelemiştik yukarıdaki örneğimizde. Uzunluğu 2 olan 8 tane eleman var. Artı eksi 5, artı eksi 4, artı eksi 6, artı eksi 1. Dolayısıyla 8 gelecek buraya. Dolayısıyla 13 oluyor. Ve N büyük eşittir 3 için biliyorum. Tamına 6 tane N uzunluğunda eleman var. Bu az önce yazmıştım yukarıdaki örnekte. Şu son satır örneği. Dolayısıyla buraya 13 eleman en fazla 2 uzunluğunda uzunluğu daha aşağı olan elemanlar 6 tane N-2 tane eleman gelecek. Dolayısıyla bu toplarsak sanırım 6 N artı 11 gibi bir sayı geliyor. Dolayısıyla büyüme fonksiyonu bu. S2 üretiş kümesine göre. Dolayısıyla elemanların boyları değiştiği için boylarına göre elemanları saymaya başlarsam bu fonksiyon da değişecek. İki farklı fonksiyon geldi. Birinci ile ikinci ile. Ama aslında bunlar çok farklı fonksiyonlar değil. Şimdi yazacağım ne olduğunu bunların. Bu iki fonksiyonun aslında bir ilişki var aslında. Onu yazacağım.
Üçüncü örnekte şey yapalım, serbest grubu. AB tarafından üretilen serbest grup olsun. Serbest grup olsun. Bu durumda tabii serbest grubu tanımlayan için kabaca şundan bahsedeyim. Bu AB tarafından üretilen ve içinde grup ilişkiler içinde başka ilişki bulunmayan bir grup. Dolayısıyla şu şekilde. A ve B ve terste cinsinden yazdığınız her kelime farklı kelimeler farklı elemanlara denk geliyor. İndirgenmiş kelimeler. Dolayısıyla burada S dediğim şey A, B iki elemanlı küme. Dolayısıyla burada şimdi şeyi saymaya kalkarsam uzunluğu tam tamına N olan elemanları saymaya kalkarsam şöyle N uzunluğunda bir kelime oluşturacağım. Her kelime için dört seçenek var. A, B, A, A'nın tersi, B'nin tersi. Ama A tersi A'yı yan yana yazmak istemiyorum. O zaman elemanın boyu kısalacaktır, ne uzunluğu olmayacaktır. Dolayısıyla ilk harf için dört seçeneğim var. A, A'nın tersi, B, B'nin tersi. Geri kalan hepsi için üç seçeneğim var. Dolayısıyla 4 çarpı 3 üzerinden eksi bir tane eleman var. Tam tamına ne uzunluğunda serbest grubun içinde. Dolayısıyla büyüme fonksiyonunu ölçerse, dolayısıyla uzunluğu en fazla ne olanlar, birim elemanın uzunluğu 1, geri kalanları toplayacağım. Yani k eksi 1'den n'ye kadar 4 çarpı 3 üzeri k eksi 1 bunları toplayacağım. İşte bu da bir fonksiyon. N cinsinden bir fonksiyon yazılabilir istiyorsanız. Sanırım yanlış hesaplamadıysam 2 çarpı 3 üzeri n eksi 1 gibi bir değer geliyor. Bu da bir serbest grubun büyüme fonksiyonu. Tamam. Yani şimdi ne yaptık? Tekrarlayalım. Bir grup aldık son üret eşli. Bu gruba karşılık bir tane fonksiyon denk geldi. Gamma, GS fonksiyonu denk geldi. Ama bu fonksiyon tabii üreteş kümesine bağlı. Bu fonksiyonun üreteş kümesinden bağlı olması o ne kadar bağlı peki? Çok da bağlı değil. Onu şimdi inceleyelim. Şimdi önce bunu yazayım. Şimdi büyüme fonksiyonu. Gruba ve üreteç alt kümesine bağlı. Bağlı. Ama çok da değil. Bundan kastım ne? Bundan kastım şu. Önce bir tanım vereyim. Ondan sonra bu tanımı nerede kullanacağımızı göstereceğim. İki tane fonksiyon alalım. F ve G. Doğal sayılardan doğal sayılara iki fonksiyon alalım. İki fonksiyon olsun. Ben bir şekilde bu iki fonksiyon, bunu artan olsunlar. Genelde artan olacak. İki artan fonksiyon olsunlar. Ben bu iki fonksiyonun ne kadar hızlı arttıklarını karşılaştırmak istiyorum. Şu oluyorsa, şimdi birinci tanım bu. Birincisi şu. Eğer öyle bir pozitif C bulabiliyorsam şu olacak şekilde. F'nin N'deki değeri küçük eşittir. Bu bildiğimiz küçük eşittir. Tam sayılarda küçük eşittir. Doğal sayılarda. G, C çarpı N şekil, olacak şekilde. Yani bir C ile G'nin argümanını çarpıyorsam ve bu şekilde G'yi F'den büyük hale getirebiliyorsam bu tabii ki bütün N'ler için. Bütün doğal sayılar için. Bunu yapabiliyorsam bunu şununla göstereyim. Bu oluyorsa şöyle yazalım. F asimptotik olarak bu yeni bir küçük eşittir işareti. G'den küçüktür yazalım. Tamam. Bu durumda yazalım. Şimdi şunlar farklı semboller. Bu bildiğimiz doğal sayıları karşılaştırma. Bu yeni bir notasyon. Bu daha ilk küçük eşit işareti. Bu kabaca şu demek anlamına geliyor. G, F'den daha hızlı ya da eşit hızda büyüyor anlamında. Bir şekilde büyüme hızlarını karşılaştırıyor. İkinci tanım da şu. Eğer, az sonra örnekler vereceğim bu eşitlikle ilgili. Eğer F, G'den daha yavaş diyelim ve G, F'den daha yavaş ise o zaman şöyle yazalım. F, G'ye denk şeklinde yazalım. Bunu da sezgisel olarak şöyle diyelim. Kabaca bu şu anlama gelir. F, G'ye denk ise F ve G
aynı hızla büyür. Tabii matematikte fonksiyonların ne kadar hızlı büyüdüklerini ölçmek için birçok yol var. Bu onlardan bir tanesi sadece. Ve bizim işimize de yarayacak olan bu. Şimdi bu eşitlik hakkında bir gözlem yapalım. Şimdi fonksiyonlar üzerinde bir eşitlik tanımladım. Gözlemler yapalım. Bunlar zor gözlemler değil. Birincisi şu. İki tane polinom alırsam. P ve Q. İki polinom olsun. Yani doğal sayıdan doğal sayılara bir polinomla verilen iki fonksiyon olsun. İki polinom olsun. Polinomların hangisinin diğerinden daha hızlı büyüdüğünü gözlemlemek çok basit. Sadece derecelerine bakacağım. Birinci şey şu. P Q'dan daha yavaştır ya da Q P'den daha hızlıdır. Bu ancak ve ancak P ile Q, P'nin derecesi, derece yazayım. Derece P'nin derece Q'dan küçük eşit olması demektir. Dolayısıyla polinomlar dereceleriyle sınıflandırılıyor bu ilişkiye göre. Dolayısıyla ikinci derece polinom, üçüncü derece polinomdan daha yavaştır vesaire. Sezgisel olarak beklediğimiz şeyler. Tabii bunların gösterilmesi lazım ama göstermek kolay. Kendiniz yapabilirsiniz. Ve bundan yola çıkarak da şunu gözlemleyebilirim. T2 polinom birbirine denktir ancak ve ancak derecelere denktir. Dolayısıyla iki polinom aldık. Dereceleri aynıysa aynı hızla büyüyorlar. Derecesi büyük olan daha hızlı büyüyor. Bu herhangi aynı dereceden iki polinom için doğru. Mesela ne kare artı ne polinomuyla ne kare polinomu aynı hızda büyüyor. Bu büyüme ölçüsüne göre. İkinci gözlem şu. İkinci gözlem iki tane birden büyük tam sayı ya da reel sayı alırsam şu iki fonksiyona bakarsam, üstel fonksiyonu A üzerine fonksiyonuyla B üzerine fonksiyonuna bakarsam bunlar aynı hızda büyüyorlar bu ölçüte göre. Bu da egzersiz olarak yapabilirsiniz. Yani örneğin 2 üzerine ile 10 üzerine aynı hızda büyüyor. Bu ölçüte göre. İkinci gözlem bu. Üçüncü gözlem polinomlar her zaman üstel fonksiyon 2 üzerine E'den daha yavaş. P bir polinomsa P her zaman 2 üzerine E fonksiyonundan daha yavaştır. Polinomlar, bu beklediğimiz tabii ki bir şey. Polinomları yavaş büyüyen fonksiyonlar olarak düşünebiliriz. Üstel fonksiyonu hızlı büyüyen fonksiyon olarak düşünebiliriz. Bu arada ikinci maddeden dolayı artık üstel fonksiyondan bahsedersem üstel fonksiyonun tabanının önemi yok. 2 yazabilirim, 3 yazabilirim. 1'den büyük herhangi bir sayı yazabilirim ama ben genelde E yazılıyor ama burada 2 yazmaya karar verdim. 2 üzerinde göstereceğim. Üstel fonksiyonları büyümesinden bahsederken. Dördüncü de şu, bu tip fonksiyonlar daha sonra işimize yarayabilir eğer zaman yeterse bahsedeceğim. Bir 0 ile 1 arasındaki bir alfa reel sayısı için şu fonksiyon 2 üzeri n üzeri alfa fonksiyonu 2 üzeri n fonksiyonundan daha her zaman daha yavaş büyür. Ve her polinomdan da daha hızlı büyür. Dolayısıyla polinomlarla üstel fonksiyon arasında da fonksiyonlar var. 2 üzeri n üzeri alfa, alfa 0 ile 1 arasında olacak şekilde. Bu fonksiyonda bu iki sınıfın ortasında bir fonksiyon. Bu fonksiyonu orta büyümeli fonksiyon olarak düşünebiliriz. Peki bu eşliği niye tanımladım? Şundan dolayı, şu teoremden dolayı. Yine bu teorem ispatı zor değil. Biraz düşünerek yapabilirsiniz. Bu da şu. Ben bir grup alıp iki tane farklı üretiş kümesi alırsam, bu grubun bir üretiş kümelerine göre büyüme fonksiyonları var. Bu fonksiyonlar farklı, az önce örneklerde gördük ama büyümeleri aynı. Yani yazayım bunu. G1 grup ve S1, S2 sonlu üretiş kümeleri olsun. Sonlu üretiş kümeleri olsun. O zaman şu eşlik var. G'nin S1'e göre büyüme fonksiyonuyla G'nin S2'ye göre büyüme fonksiyonu her zaman eşittir. Ne anlamda? Denktir ya da bir anlamda. Bir başka deyişle. Ne anlamda? Yukarıdaki anlamda. Şurada tanımladığım denkliğe göre. Dolayısıyla grubun büyüme fonksiyonları var. Bir sürü var. Her üretiş kümesine karşılık bir tane var ama bunlar birbirinden çok da bağımsız değiller. Birbirleriyle aynı hızla büyümek zorunda. Şimdi bunu örneklerimizle gözlemleyebiliriz bu teori. Mesela şu tam sayılar örneğine gidersek, şu iki fonksiyona bakarsak,
Bunların ikisi de N'cisinden lineer bir fonksiyon. Yani şu tabi başta da biraz farklı ama baştaki değerlerin çok önemi yok bizim için. 6 N artı 1, 11 gibi. Diğeri de 1 artı 2 N gibi. İkisi de birinci dereceden polinom. Dolayısıyla bu ikisinin büyüme hızı aynı. Ve teorem diyor ki bu her zaman doğru. Teoremin ispatı çok zor değil. Biraz düşünerek yapabilirsiniz. Yapacağınız şey şu. S1'deki elemanları alacaksınız. S1'deki elemanları S2'deki eleman harcısına yazabiliyorsunuz. Dolayısıyla S1'deki elemanın hepsini S2'deki eleman harcısına yazıp o yazımdaki en uzun kelimenin uzunluğuna bakarsanız o aradığınız C. Şurada C gerekiyor ya bir. C gerekiyor. Şu C. Bir C pozitif tam sayı, pozitif reel sayı ya da gerekiyor. O C, o C. Biraz düşünerek yapabilirsiniz. Çok imkansız bir teorem değil. Dolayısıyla şimdi şundan bahsedebilirim. Artık elime bir grup var. Son üreteçli bir grup var. Ben bunun büyüme fonksiyonundan bahsedebilirim ama bu eşlik altında. Dolayısıyla artık üreteç kümesine bağlı olmayacak bir özelliğini buldum grubun. Dolayısıyla artık şunu göstereceğim. G1 sonlu grup olsun. Sonlu üreteçli grup olsun. Şunu göstereceğim. Gamma ve G yazacağım. Artık üreteç kümesi yazmayacağım. Bunda şunu göstereceğim. Bu büyüme fonksiyonlarının denklik sınıfını göstereceğim. Gamma G ile G'nin büyüme fonksiyonlarını gösterelim. Büyüme fonksiyonlarının bu eşitlik denklik altındaki denklik sınıfını gösterelim. Pardon. Denklik sınıfını gösterelim. Dolayısıyla bundan sonra artık bu denklikle çalışacağım. Yani fonksiyonlar birbirine denk olduğunu yazacağım. Mesela şu örnekler ne oluyor şimdi? Örneklerimiz şunlar oluyor. Birinci örneğimiz şu oluyor. Tam sayılar grubunun büyümesi birinci dereceden bir polinom. N fonksiyonu. Aynı şekilde şunu yapabilirsiniz istiyorsanız. G'yi D kere kendisiyle Z'yi direkt çarpı toplamını alın. Bu durumda şunu gözlemek çok zor değil. Bu grubun büyüme fonksiyonu D'nci dereceden bir polinoma denk. Dolayısıyla polinom büyümeli ve buna denk. Diğer ekstremde örneği vardı. Serbest grup. A, B tarafından üretilen serbest grup olsun. Bu grubun büyüme fonksiyonu da 2 üzerine üstel fonksiyona denk. Bu da diğer ekstremde. Diğer örneklerimiz polinom büyümeli. Bunlar üstel büyümeli. Dolayısıyla artık elimizde gruba karşılık gelen, üreteç kümesinden bağımsız bir değişmeyen bir özelliği var grubun. Gamma G dediğim şey. Büyüme fonksiyonu ve o fonksiyonun bu eşlik altındaki denklik sınıfı. Peki şu an artık doğal sorular var. Bunu tanımladıktan sonra doğal sorular şunlar. İki tane doğal soru var. Birincisi bu gamma fonksiyonu bize G ile hakkında ne söyleyebilir? Yani büyüme fonksiyonu bize grup hakkında ne söyleyebilir? Bu genel matematikte olan bir şey değil mi? Bir nesnenin değişmeyen bir nesneye bir şey denk getirirseniz başka bir türden bir nesne. Şu gayet doğal bir soru. Bu denk getirdiğim şey bize orijinal nesne hakkında ne veriyor? Ne kadar bilgi veriyor? İkinci doğal soru da hangi fonksiyonların grupların büyüme fonksiyonu olabileceği? Yani bu büyüme fonksiyonlarının ne gibi özellikleri var? Gamma G'nin ne gibi özellikleri var? Herhangi bir fonksiyon olabilir mi bu? Ya da hangi fonksiyonlar olabilir? Bunlar da doğal sorular tabii ki. Şimdi basit birkaç örnek vereyim. Bir oda saati de bakayım. Basit birkaç örnek vereyim. Bunlar yine egzersiz olarak düşünebilirsiniz. Bir kere en basitinden gamma G bize G'nin kendisinin sonlu olup olmadığını söyleyebilir çok basit şekilde. O da şu. G sonludur. Ancak ve ancak bu gamma G fonksiyonu sınırlıysa. Yani G sonluysa tabii gamma G'nin sınırlı olacağı bariz. Tersi de doğru. Gamma G sınırlıysa G sonlu olmak zorunda. Dolayısıyla en basitinden bu fonksiyonun sınırlı olup olmadığına bakıp
G'nin sonlu son solunu söyleyeyim. Tabii bu çok işlevsel bir şey değil ama en azından bilgi içeriyor. İkincisi bu monoton artan tabii buradan çıkaracağım şey. Sonsuz ise ya da direkt bunun tersini yazayım. G sonsuz ancak ve ancak gamma G monoton artan. Bu bir de aynı şeyi söylüyor doğal olarak. İkincisi şu basit gözlemlerde gamma G artık şey üretiş kümesini yazmıyorum. O denklik üzerine çalıştığımızı düşünüyorum. Gamma G'nin N artı M'deki değeri her zaman gamma G'nin N'deki değeri çarpı gamma G'nin M'deki değerinden küçük eşittir. Her N, M doğal sayılar için. Bu da yani çok basit ispatlanabilecek bir şey. N artı M'den daha en fazla N artı M uzunluğundaki elemanların sayısı en fazla M uzunluğundaki elemanların sayısı çarpı en fazla M uzunluğundaki elemanların sayısından küçük eşittir. Çünkü ne yapacağım? N artı M uzunluğunda bir eleman oluşturmak için N uzunluğunda bir elemanla M uzunluğunda bir elemanı çarpmam gerekiyor. Bu basit kombinatörik hesap. Tabii küçük eşit. Bazıları sadeleşebilir bundan. Tam eşit değil. Dikkat edin. Bir grup içindeyiz. Sadeleşmeler oluyor çarpmalar altında. İkincisi şu. Her grup için bu gamma G öyle her fonksiyon olmaz. Bir kere bu gamma G'nin çok hızlı büyümemesi lazım. En fazla 2 üzerine kadar büyüyebilir. Daha hızlı büyüyemez bu fonksiyon. Bunun ispatı çok basit. Hemen buraya bir satırda yapabiliriz. O da şu, n pozitif 0 için üçüncü özelliği kullanırsam gamma n'yi ben gamma 1 artı 1 artı 1 şeklinde kullanırsam burada üçüncü özellikten dolayı şurada üçüncü özelliği kullanıyorum. Bu gamma 1 üzeri n'den küçüktür. Her n için. Dolayısıyla bu da yani bir üstel fonksiyon bir doğal sayı üzerine doğrusu bu n 2 üzerine n'den dolayısıyla gamma 2 üzerine n'den daha yavaş büyümek zorunda. Dikkat edin üstel fonksiyonların tabanları fark etmiyordur. Yani gamma 1 100 de olsa 100 üzerine gerçekten 2 üzerine n'den daha yavaş büyüyor. Ya da aynı aslında aynılar bu durumda. Tamam. Şimdi bu nosyonun kısaca tarihçesinden bahsedeyim. Ne zaman, nasıl çıkıyor ortaya? İlk çıkışı 1960'larda gruplar için en azından. Tabii bu başka cebirsel yapılar için de benzer fonksiyonlar tanımlanabilir. Gruplar için 1960'larda çıkıyor ve aslında çıkış alanı ilginç şekilde gruplar teorisi değil, diferansiyel geometri. Riemann-Manifoldlarının temel grupları ve evrensel örtüleri arasındaki ilişki de ortaya çıkıyor. Ve oradan insanlar bu nosyonu gruplar için çalışmaya başlıyorlar. Ve ilk gözlemimiz şu, biz bu şeyde ilk gözlemde grupları üç sınıfa ayırabiliriz büyümelerine göre. Tarihçesinden biraz daha bahsedeceğim az sonra, bu tanım yaptıktan sonra. Büyümelerine göre grupları üç sınıfa ayırabiliriz, sınıfa ayırırız. Birinci grup polinom büyümeli gruplar. Bunlar tahmin edeceğiniz üzere büyüme fonksiyonu bir polinomdan tarafından sınırlandırılan gruplar. Tabii bu arada şu soru var. Hani polinom büyümeli az önceki örneğimizde n üzeri d vardı. D kere z'nin direkt toplamı ama doğal soru şu. Mesela n üzeri kök 2 olabilir mi bir grubun büyüme fonksiyonu? Bu tip sorular doğal sorular. Dolayısıyla şimdi bu tanımı genel vereceğim burada. Polinom büyüme gruplar şu tip gruplar. Grubun büyüme fonksiyonu bir polinomdan küçük veya eşit. Yani büyüme hızı. Bir pozitif d için. Bu oluyorsa gruba polinom büyümeli grup diyeceğim. Örneğimde, az önceki örneğimde vardı. Z üzeri d polinom büyümeli. Z üzeri d'den de z'nin kendisi de d kere birlik toplamından bahsediyorum. Hatta polinom büyümeli tam olarak büyümesini biliyorum. N üzeri d eşit. İkinci gruplar sınıfı bunun tam diğer ekstremi. O da üstel büyümeli gruplar. Üstel büyümeli gruplar. Burada da olabilecek en hızlı şekilde büyüyen gruplar. Az önceki gözlemlerimizi hatırlayın. Dördüncüsü diyor ki bir grup en fazla 2 üzerine hızında büyüyebilir. Dolayısıyla tam 2 üzerine eşit olduğu duruma üstel büyüme diyeceğim.
Yani bu durumda grubun büyümesi 2 üzerine ne denkse gruba üstel büyümeli grup diyeceğim. Burada da örneğim hazır. Serbest grup 2 üreteçli serbest grupsa üreteçli serbest grupsa grup üstel büyümeli. Olabilecek en hızlı büyüme bu. Bir de bu ekstrem var ve üçüncü sınıfımızda bu ikisinin tam ortasında olan grup. Onlar da orta büyümeli gruplar diyeceğim. Bunlar da orta büyümeli gruplar diyeceğim. Bu da 1 ve 2 olmayanlar. Yani 1 ve 2'de olmayanlar. Yani şunu sağlayacak. Her polinom P için P polinomu için grubun büyüme fonksiyonu P'den büyük. Yani buraya eşit yazabilirim fark etmez. Ve 2 üzerine N'den tam olarak küçük. Yani 2 üzerine N'ye denk değil. Tam ikisini orada. Polinomadan hızlı ve üstel fonksiyona yavaşsa grubun büyüme fonksiyonu bu gruba orta büyüme vereceğim. Bu arada bu büyüme hızlarını aslında şeklinde gösterebilirim. Az önce belki yapmalıydım, unuttum onu. Şu şekilde gösterebiliriz. Şimdi en yavaş sabitler var. Yani hiç büyümeyen fonksiyonlar. Onlar bir denklik sınıfı. Sonra birinci derece polinomlar var. Temsilcisi olarak neyi alabilirim? İkinci derece polinomlar var. Ne kareyi alabilirim? Falan ne küp? Bu da polinom büyümeler. Polinomlar var. Yani buradaki gruplar, yani büyüme grubu alanda olanların polinom büyümeli gruplar. Polinom büyümeliyim buradaki fonksiyonlara. Tabii şey de var, en üzeri 1 bölü 2 vesaire fonksiyonlar alabilirim ama göreceğiz ki bunlar gruplar için olmuyor. Daha sonra diğer ekstremde en sağda da 2 üzeri N var ve bütün üstel fonksiyonlar var. Bütün üstel fonksiyonlar dikkat ederseniz, hatırlarsanız aynı denklik sınıfından. Hepsi birbirine denkli. Dolayısıyla burası da üstel büyüme. Ve arada da fonksiyonlar var tabii ki arada da. Üstel büyümeli olmayan, polinom büyümeli olmayan. Mesela bir tane yazabilirim. E üzeri köken var mesela. Bunun arada olduğunu biliyorum. Ama burada bir sürü fonksiyon var. E üzeri, mesela şurada E üzeri, N üzeri, işte 1.9 var vesaire vesaire. Pardon, 1.9, 0.9 vesaire. Bunlar orta büyümeli burası da. Tabii bu denklikte herhangi iki fonksiyon karşılaşılabilir değil. Yani birbirle karşılaştırmayacağımız fonksiyonlar var. Şöyle de orta büyüme diyelim. Tamam. Hocam bir soru geldi. Umut tabii ki. Tabii. Orta büyümeli gruplara hangi gruplar örnek? Vereceğim şimdi, evet. Asıl soru or geleceğim. Yani ilk başta bilinmiyor. Uzun bir süre bilinmiyor orada grup olup olmadı. Yazacağım az sonra. Tamamdır hocam. Teşekkür ederim. O yüzden örnek veremedim. Çünkü büyük sorulardan biri o. Böyle grup olup olmadı. Şimdi az sonra geleceğim ama güzel soru. Şimdi tarihçesinden bahsetmişken dediğim gibi 1960'larda diferansiyel geometriciler tarafından popülerleştiriliyor. Bu arada bu konuşmada bir matematikçiyi ön plana çıkarmam gerekirse o da Milner, John Milner. Bu alanda çok önemli işler yapmış ve çok ileri görüşlü birisi olduğunu gösteren bir alan burası. Yaz sonra yazacağım sonuçlardan dolayı. Ama sonuçlardan bahsetmeden önce hızlıca bir tanım vereyim. Grup teori dersi almamış olanlar için. Çok hızlı yapacağım bunu tabii ki. Şimdi G1 grup olsun. Bir sürü tanım vereceğim birbirine bağlı şekilde. G1 grup olsun. A, B'de G'nin elemanları olsun. Şu elemana A, B, B'nin komütatörü diyoruz buna. Şu elemanın özel bir sembolü var. A tersi, B'nin tersi A çarpı B. Buna A ve B'nin komütatörü diyoruz. Komütatörü. Dolayısıyla A ve B'nin komütatörü bilim elemanı eşitse A, B yer değiştiriyor demektir. A çarpı B, B çarpı A'ya eşitiyor demektir. İkinci tanım H ve K, G'nin alt kümeleri olsun. Bu durumda şu
alt gruptan bahsedeceğim. HVK'nın komütatörü. Bu bir alt grup ve şu elemanlar tarafından üretilen alt grup. H ve K'nin, H'deki elemanlarla K'deki elemanların komütatörleri tarafından üretilen alt grup. Bu bir alt grup K'nin. Üçüncü tanım da şu. Şimdi şuna bakabilirim. G'nin G0'dan, G üzeri 0 ile G'yi göstereyim. Daha sonra G üzeri 1 ile G'nin kendisiyle komütatöründen bahsedeyim. Yani G içinde komütatörler tarafından üretilen alt gruba bakayım. Bu G1'in bir tabii ki şey var, ismi var. Türkçesi tabii bilmiyorum ne demek. Türev alt grubu diyebiliriz genelde. Derived subgroup diye geçiyor. Ve şunu çok bariz bir gözlem. Bu G üzeri 1'in birim alt grup olmasıyla G'nin abelyen yani değişmeli olması aynı şey. Özellikle bir anlamda bu elemanların ne kadarının birbirleriyle yer değiştirdiğini ölçen bir şey. G üzeri 1 ile bunu göstereyim. Daha sonra G üzeri N ile de şunu göstereyim. Bir öncekilerin komütatörünü göstereyim. N büyük eşittir 1 için, işte 2 için diyelim. Böyle tanımlayayım. Dolayısıyla elimizde şöyle bir zincir oluşuyor. G üzeri 0 var. Bu grubun kendisi. Şu çok kolay gözlemlenebilir. Bu G üzeri 1 alt grubu. G'nin bir normal alt grubu. Daha sonra G üzeri 2 de G üzeri 1'in içinde bir normal alt grubu vesaire. Bu zincir bu şekilde gidiyor. Bu zincir bir yerde durabilir. Mesela G1 yani birim elemanda durabilir. G1 birim elemansa bu G'nin bize değişmeli, abelyen olduğunu söyler. Dolayısıyla G2 durabilir. O zaman G2 yani bir şekilde abelyen olmanın, değişmeli olmanın genelleştirmesi. Dolayısıyla şu tanım yapabilirim. Eğer bir N pozitif tam sayısı için G üzeri N sadece birim içeren alt grupsa G'ye çözebilir diyoruz. Daha önce bunu grup teorisi dersi almış onlar duymuşlardır. Grup diyoruz. Bir anlamda abelyen olmanın daha genelleştirilmesi. Dördüncü tanım da şu. Bunun bir varyasyonu o da şu. Şimdi şu grupları tanımlayacağım. Gamma 1G dediğim şey G'nin kendisi. Ha, gamma kullanmayayım burada. O kötü oldu. Neyse. Zeta kullanayım. O da kafanızı karıştıracak. Tamam. Eta kullanayım şimdilik. Maalesef standartlaşmadan vazgeçmek zorundayım. Gamma, eta 1G, G olsun. Eta i artı 1 G'de bu sefer G, bir öncekilerin değil de bir öncekinin G ile komutatörüne bakacağım. Yani eta i G ve G'nin komutatörüne bakacağım. I büyük eşittir 2 için. Dolayısıyla eta 2 G dediğim şey bu tanıma göre ne oluyor? G ile G'nin komutatörü. Yani aslında az önceki tanıma göre G üzeri 1 oluyor. Eta 3 dediğim şey şu oluyor. G ile G'nin komütatörünün G ile komütatörü oluyor vesaire. Dolayısıyla bu da bir zincir veriyor bana. Yani gamma 1 G, G ile başlıyor. Bunlar da normal alt gruplar. Gamma 2 G, gamma 3 G vesaire. Bu bir zincir veriyor. Eğer bu zincir bir birim elemanda duruyorsa bu grubada nilpotent diyoruz. Eğer bir N pozitif için gamma kullandım. Çok özür dilerim. Şunlar eta olacak. Eta. Gamma'yı şey için, büyüme fonksiyonu için kullandığım için eta kullanmak zorundayım burada. Eğer bir N pozitif tam sayısı gamma N G eta N G birim grup birim alt grup oluyorsa G'ye nilpotent diyoruz. Şunlar çok kolay gözlemlenebilir. Şu da teorem. Bu da grup teoride standart teoremlerdir. Nilpotent gruplar çözülebilirdir. Nilpotentlik çözülebilirliği gerektirir. İstiyorsanız buraya da değişmeli abelyen yazabilirim. Değişmeli gruplar. Nilpotent gruplar çözülebilir. Dolayısıyla bu cebirsel bir özellik grup hakkında. Grup hakkında cebirsel bir özellik. Nilpotent olmak, çözülebilir olmak. Bu şunlar çok temel grup teori sınıfları incelenen. Şimdi dediğim gibi ilk
tarihçesinden bahsediyorum büyümenin. Bunların büyümenin alakasında ilk önemli teorem, daha doğrusu birçok sonucun birleştirmesi tek bir teorem haline getirdim. Burada Milner başlatıcı olarak varsayabilir. Milner ve Wolf aslında. Hartley. Bu tek bir makale değil. Birçok sonucun bir araya getirmişim. Guivar. Bas. Bu kabaca 1968-1972 yılları arasında hızlıca araştırma yapılıyor. O da şu. Eğer G nilpotent ise o zaman polinom büyümelidir. Yani nilpotent ise G polinom büyümelidir. Hatta istiyorsanız şeyde formülü var, yazmayacağım şimdi kafanızı karıştırmak için. N üzeri D şeklinde D'de bir tam sayı ve o tam sayının G cinsinden bir formülü var. Ama yazmayacağım kafanızı karıştırmak için. Dolayısıyla ilk büyük teorem bu. Nilpotent grupların polinom büyümeli olduğu. Bu Milner, Wolf, Hartley, Guivar, Bass bunların hepsi bütün şeyleri bir araya getirince bu formül Bass'ın yaptığı da en sonunda o formülü bulmak tam olarak bu kuvvetini. İkinci büyük teorem Milner ve Wolf'a ait. O da 1968 yılında. O da şu. Şimdi nilpotentleri biliyoruz. Nilpotent gruplar polinom büyümeli. Çözülebilir gruplar hakkında ne diyebiliriz? O da şunu diyor. G çözülebilirse ise G ya orta ya üstel büyümeli ya da polinom büyümeli olmak zorunda. Yani üstte orta büyümeli olamaz. İse orta büyümeli olamaz. Yani bir çözülebilir grup ya polinom büyümelidir ya da üstel büyümelidir. Hatta tabii teorem çok daha detaylı. Burada basitleştirmiş halini yazıyorum size. Ne zaman polinom büyümeli, ne zaman üstel büyümeli olduğu da teoremin parçası. Ama burada teoremin basit halini yazdım. Tamam. Sonra Miller'in soruları göre 1968 yılında, ama soruları yazmadan önce hızlıca bir tanım vermem lazım. Eğer G grubunun sonlu indeksli bir nilpotent alt grubu varsa sezgisi olarak şöyle düşünebilirsiniz. Sonlu indeksli alt gruplar, sonsuz gruplarda kabaca büyük alt gruplar. Yani grubun kendisine benzer alt gruplar. Eğer G grubunun sonlu indeksli bir nilpotent alt grubu varsa G'ye nilpotent diyemiyoruz. Nilpotent olmak zorunda değil G, ama sanal nilpotent diyoruz. Virtual nilpotent İngilizcesi. Sanal nilpotent diyoruz. Ya da neredeyse nilpotent de diyebiliriz. Almost nilpotent de kullanılıyor. Çünkü kendisi nilpotent olmayabilir ama çok büyük bir alt grubu var. Sonlu indeksli olmak o demek. Çok büyük. O kendi nilpotent. Bir şey de şu. Bu da zor olmayan bir teorem. İspatlanabilen. Bir grubun kendisiyle sonlu indeksli alt grubunun büyümesi aynıdır. Yani H sonlu indeksli ise, burada G tabii ki sonlu üreteçli bir grup. Sonlu üreteçli bir grubun alt grubu sonlu üreteçli olmak zorunda değil ama sonlu indeksli ise olmak zorunda. O zaman şu doğru. H'nin büyüme fonksiyonuyla G'nin büyüme fonksiyonu birbirine denktir. Dolayısıyla sonlu indeksli gruplar büyüme hızı büyük grubunkiyle aynı. Şimdi Miller'ın soruları geliyor. Bu alanı yönlendiren sorular. Bu 1968'de American Mathematical Monthly'de çıkan iki tane sorusu. Birinci soru şu. Miller şunu soruyor. Orta büyüme gruplar var mı? Daha doğrusu pardon. Bu şekilde zaten biraz doğru ama tam Miller'ın kendi ifadesi yazmak istiyorum. Doğruluk açısından. Şunu soruyor. Her G grubu, her grup polinom veya üstel büyümeli olmalı mıdır? Her grup polinom veya
Üstel büyüme de olmalı mıdır? Bir başka deyişle orta büyüme gruplar var mıdır onu soruyor. Bu birinci sorusu. İkinci sorusunda şu. G bir grup olsun. Şimdi az önceki teoremleri birleştirirsek şu oluyor. Sanal nipotent bir grubun polinom büyümeli olduğu bu iki teoremden ortaya çıkıyor. Şu sondaki teorem, şu sayfadaki ve ilk teoremden. Sanal nipotent grupların polinom büyümeli olduğu çıkıyor. Miller bunun tersini soruyor. Yani şu doğru mu diyor. G sanal nipotent. Ancak ve ancak G polinom büyümeli. Doğru mu? Tabii bir tarafını zaten biliyoruz. Bir tarafını biliyoruz. Şunun doğru olduğunu biliyoruz. Yukarıdaki teoremle de. Tersi doğru mu? Polinom büyümeli bir grup sanal nipotent olmak zorunda mı? Dolayısıyla burada aslında ilginç bir durum var. Şimdi bu ancak ve ancak ifadesinin sağına ve soluna bakarsanız solunda cebirsel bir özellik var. Grubun işte bir alt grubu var, indeksi sonlu ve kendisi nipotent. Nipotent olmak da cebirsel bir şey. Komutatörler cinsinden yazabildiğimiz bir şey. Sağ tarafta çok da cebirsel olmayan bir özellik var. Polinom büyümeli. Bir fonksiyon var. Polinom fonksiyonu sayıyoruz. Bu fonksiyonu hesaplayıp işte ne kadar hızlı büyüdüğünü ölçüyoruz. Daha sonra pek de cebirsel olmayan bir özellik var sağ tarafta ve bu ikisi denk gelir mi diye soruyor Milner 1968'de. Şimdi bu soruların cevapları. İkinci soru için bu cevap evet. Bu çok büyük bir teorem. Mikhail Gromov'un 1981 yılında. İkinci sorunun cevabı evet. Evet, gerçekten doğru. Ve Gromov'un bu ispatı çok yenilikçi fikirler içeren bir yayın. Kabaca birkaç kelimeyle özetlemek gerekirse çok naif şekilde şu. Gromov bir gruba alıyor ve gruba gidiyor, sonsuz uzaklıktan bakıyor, nasıl gördüğünü merak ediyor. Tabii bu çok basitleştirmiş hali ama kabaca fikir bir gruba alıp gitgide uzaktan bakmak, en sonunda sonsuz uzaktan bakınca nelerin görülebildiğini ortaya çıkarmak. Kabaca şöyle düşünebilirsiniz. Tam sayılar kümesini alın. İşte 1, 0, eksi 1 vesaire noktalar. Bu tam sayılar kümesine çok uzaktan bakarsanız bu noktalar birbirine yaklaşacaktır ve aslında reel sayılar gibi görünecektir. Kabaca Gromov'un fikri bunu herhangi bir grup için yapmak. Birinci soru içinde cevap hayır. Bu da Ray Grigorchuk'un sonucu 1984 yılında birinci sorunun cevabı hayır. Yani orta büyüme gruplar var ve tabii daha önce bu 1984 yılına kadar bunun birçok sınıfta olmadığı ispatlanıyor. Şu yukarıda bahsettiğim Miller-Wolf teoremi mesela çözülebilir gruplarda orta büyüme grupları olmadığını gösteriyor. Başka sınıflarda da olmadığı ispatlanabilir. Mesela matrisler gruplarında da olmuyor orta büyüme gruplar. Dolayısıyla bu gruplar varsa da çok değişik yeni fikirler tarafından, yeni fikirlerle oluşturması lazım. Ve Grigorchuk'un yaptığı da bu orta büyüme gruplar örnekleri buluyor ve bir sürü buluyor bunlardan. Saate bakacağım. Tamam. Kabaca bu iki soru cevaplanmış oluyor bu şekilde Miller'ın iki sorusu. Tabii başka önemli sorular da var ama temel asıl şeyler iki soru bu ve ikisi de şu an cevaplanmış halde. Gromov'un ispatı tabii yepyeni fikirler, yepyeni nosyonlar ortaya çıkartıyor gruplar teorisinde. Grigorchuk'un da tabii orta büyüme gruplar teorisi ortaya çıkıyor. Bu grupların incelenmesi ne gibi özellikleri olabileceği. Ben burada duracağım. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sorularınız varsa alabilirim. Biz teşekkür ederiz hocam size. Şöyle bir soru gelmiş. Çok büyük bir alt grubu derken hangi elemanları içermeli veya içermemelidir? Almost nilpotent diyebilmemiz için gereken şey nedir? Almost nilpotent demek için şu. Büyük demek indeksi sonlu demek. Kabaca şu örneğe bakabilirsin. Mesela Z'yi alırsam G'yi
H'yi de 2Z alırsam bu indeksi 2. Dolayısıyla sonlu. Dolayısıyla bu 2Z kabaca Z ile aynı büyüklük. Tabii büyükten kasıt ne? Burada büyüklüğü tanımlamadım ne olduğunu ama kabaca şunu düşünüyoruz biz grupla, sonsuz gruplar teorisinde. Bir grubun, bir alt grubun indeksi sonluysa o alt grup en azından kardinalite olarak bile düşünseniz büyük grupla aynı olmak zorunda ama birçok özelliği de aynı olmak zorunda. O ispatlanabilir. Mesela buradaki verdiğim öyle bir özellik. H, şu özellikten bahsediyorum. HG'nin son indeksli alt grubu ise büyümeleri aynı. Dolayısıyla büyük grup ne kadar hızlı büyüyorsa küçük grup da o kadar hızlı büyüyor. Normalde bir alt grubun büyümesi daha yavaştır gruptan. Ama son indeksi ise daha yavaş değil. Yani büyükten kastım bu. Sezgisel olarak büyüklük orada. Tamam. Bu cevapladı mı soruyu bilmiyorum. Başka soru şimdilik yok galiba. Tamam. Sorusu olan iletebilir. Şey sorabiliriz hocam size, ekstra kaynak hani bu konu hakkında ileri kaynak için. Güzel, kütüphanemizde de var, şuraya yazayım, How Groups Grow diye bir kitap var, yakın yani çok eski bir kitap değil, How Groups Grow, bu Mann'ın kitabı, Amino Mann'ın kitabı, kütüphanemizde var, bunu önerebilirim bu konuları merak edenler için. Teşekkürler hocam. Hı hı. Soruyu soran arkadaşlar anlamış. Hı hı. O zaman başka soru yoksa yayınımızı bitirebiliriz. Oldu. Teşekkür ederim ben. Size çok teşekkür ederiz hocam. Bizi kırmadığınız ve konuşmayı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Rica ederiz hocam.